Motopiksel TV gururla sunar. Bu zamana kadar incelemiş olduğum motosikletler arasında en pahalısı. Aynı zamanda da en yüksek CC'lisi, bunun yanında en gösterişlisi, herkes tarafından tanınan, bilinen bir siması olan en gösterişlisi ve aynı zamanda en konforlusu. Honda'nın altın kanatlı uluslararası seyahat motosikleti. Aslında Türkiye için şehirler arası da denilebilir. Goldwing Bagger bu bölümdeki konu. Bu motosikleti nasıl anlatsam, nasıl başlasam, hangi özelliğini anlatsam, hangi yönünü anlatsam inanın bilemiyorum. İnanın neresinden tutacağımı bilemiyorum. Çünkü o kadar farklı bir motor ki, o kadar farklı bir hissiyatı ve keyfi var ki, yani neresini anlatsam öbür tarafı eksik kalacak. O yüzden kısa kısa, özet özet, hiç uzatmadan böyle bu motosikletin tadını size aslında aktarmaya çalışacağım. Ki zaten anlatış tarzımdan ne kadar keyifli bir motor olduğunu anlayacaksınızdır diye tahmin ediyorum. Önce tabii tasarımdan başlayalım. Ta 1975 yılından beri üretilen, bir efsane olan, motosikletin efendisi, motosikletin padişahı, motosikletin atası, Turing'in komutanı, bir sürü hakkında rivayet olan, bir grubu, bir ekibi, bir kitlesi bulunan, her motosikletçinin aslında tanıdığı, bırakın motosikletçiyi, motosikletle hiç alakası olmayan birinin bile aslında simasını tanıdığı bir model Goldwing. Aslında çıkış noktası Amerika'daki o eyaletler arası seyahatten dolayı üretilmiş olan modellere rakip olarak çıkıyor ama daha sonra başka bir yöne evriliyor. Ki ta ki 2018 yılında evrildiği yön başka bir yön artık. Neden başka bir yön? Çünkü geçtiğimiz sene yenilenen bu tasarım, bu kasa eski Goldwing'cileri aslında çok memnun etmedi. Bunun birçok sebebi var ama temel sebepleri aslında kasanın daha böyle daraltılmış, küçültülmüş olması. Bunun yanında hani üzerine oturduğunuz zaman eski Goldwing'çiler böyle kamyon sürüyormuş gibi, tır şoförüymüş gibi gezerlerdi ya. Yani bu motosiklet net olarak o etkiyi, o imajı, o keyfi vermiyor. Yani daha böyle altınızda küçük bir motor imajı veriyor ama hani Goldwing karakterinden bir şey kaybetmiş mi? Bence kaybetmemiş, üzerine eklemiş, katmış. Birçok eksikliğini gidermiş. Biraz önden daraltılarak, yani ön kalıbı biraz küçülterek aslında rüzgar direncine karşı daha duyarlı bir motor haline getirilmiş ki bu da yakıt ekonomisine büyük oranda etki etmiş. Yani %20 oranında yakıt ekonomisinin düzeltildiğinden bahsediliyor sadece bu tasarımdan dolayı. Aynı zamanda tabii kullanılan yeni teknolojiyle motosiklet 40 ila 50 kilogram arasında hafifletilmiş. Dolayısıyla hafifletildiği için bu da yakıta etki etmiş ve kullanıma da büyük oranda etki etmiş. Bunun yanında eski Goldwing'e göre kullanılan süspansiyon sisteminde ve tabii elektronik sistemde çok 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 büyük değişiklikler var ki inanılmaz. İnanılmaz, öyle böyle değil. Çok farklı bir motosiklet gerçekten. Testi almadan önce sahibi bana dedi ki bak bu motosikleti kullandıktan sonra Goldwing almak isteyebilirsin dedi. Ben de ya abi güzel motor biliyoruz hani tanıyoruz da hani ne yani bu kadar da olmaz yani istemem. Ben memnunum hayatımdan dedim. Hakikaten söylediği gibi hissettim. Üzerine binip gezmeye başladığımda, turlamaya, test etmeye başladığımda abi yani param olsa da alsam, param olsa da ben alsam demeye geldi benim için. Hakikaten farklı bir motor. Bizim bildiğimiz motorların dışında çok farklı, keyifli bir sürüşü var. Honda'nın altın kanadı yani Goldwing Bagger'la birlikteliğimiz başladı. Şurada el freni var. Böyle indiriyorsunuz. Sehpayı kaldırıyorsunuz. DCT şanzıman. Otomatik şanzıman. Bakın şurada kapıyı açık bırakmışım. Şurayı. Kapattığım zaman o geçti. Hepsini uyarıyor tabii. Yolculuğumuz başladı. Vizörümü kapatayım. Daha önceki Goldwing'ler Soç karakterli silindir başına iki sübat düşen bir motor teknolojisi kullanırken
Bu motosikletler artık 2018'de birlikte Dodge karakterli. Yani silindir başına 4 sübap kullanıyor ve 6 silindirli. 6 kere 4, 24 tane sübapla birlikte çalışıyor. Hani özellikle bir sürüş modu var ki, özellikle manyak bir motor, manyak bir gidişi var. Öyle böyle değil. Sport modu aldığınızda ben 364 kiloyum. Böyle ağır ağır giderim, hafif hafif giderim, bana çok yüklenme dedirtmiyor. Sen kal abi, ben giderim diyor. Gazı verdiğiniz anda böyle altınızdan uçuyor. Ki bunun, bu sport modun şeyini çok yaşayan da var. Bu eksi yönünü çok yaşayan da var. Alıp hani bir yere yapışanlar da var. Onları da duyduk, öğrendik. Dolayısıyla hani motosiklet hem tasarım olarak hem motor özellikleri olarak müthiş bir seviyeye çıkmış. Nirvana'ya çıkmış motosiklet dünyasında. Yani Nirvana'ya çıkmış. Böyle hafif yatırıp da hafif bir kontra verdiğinizde abi hafif sen ver ben gerisini hallederim diyor. Yani böyle hantal, iri, 360-370 kiloluk bir motosiklette böyle kolay kullanım, böyle konforlu kullanım, ne bileyim yani böyle bir hissiyat inanılmaz. Hakikaten hani anlatılmaz diyorum ya, hakikaten anlatılmaz. Müthiş bir keyif, müthiş bir zevk. 1833 cc motosiklet, 1833 santimetre küp. Bunun yanında 125 beygir ve 170 Nm tork üretiyor. Bakın bunun altını özellikle çizeyim. Çok hani dikkat edin buraya. 125 beygir, 170 Nm tork. Kağıt üzerinde zaten bu motosikletin kullanım amacını direkt bize vermişler. Direkt demişler ki beygir odaklı, hız odaklı bir motor değil. Yani hızlanılsın, çok yüksek süratlere çıksın motoru değil. Elinin altında güç isteyen ve o gücü sakin bir şekilde kullanmak isteyenler için üretilmiş bir motor. Goldwing'ler eskiden beri böyleydi aslında. Şimdi eski Goldwing'cilerin bu Goldwing'i beğenmeme sebeplerinden bir tanesi de aslında burada yatıyor. Beygirinde yatıyor. 125 beygir dedim ya, bu motosiklet 180'de limitöre giriyor. Yani 180'de bir sınırlayıcı var. O hızın üzerine çıkmanıza izin vermiyor. Yani hem kağıt üzerindeki veriler, teknik verileri, hem de kullanırkenki verileri, ben hıza odaklı değilim. Hız seviyorsan benimle işin yok. Güç seviyorsan benimle işin var. O gücü konforlu kullanmak istiyorsan benimle işin var motoru. Eski Goldwing'lerin hani o limitör yoktu, daha fazla hızlanabiliyordu, daha agresif gidebiliyordu, böyle tır gibi gidebiliyordu. Bunda olmadığı için eski Goldwing'ciler biraz buna laf ediyorlar ama hani bıyık altından da böyle hafif böyle göz kırpıyorlar. Yok abi bu motor yaramaz ya falan diyorlar ama hani imkan olsa hani geçerler gibi hissettiriyor bana. Bilemiyorum tabii. Bunun yanında 364 kilogram kuru ağırlığı var demiştim. Dolayısıyla motosiklet eskisine nazaran, eski kasaya nazaran bir 30-40-50 kilogram kadar modeline göre değişiyor, hafifletilmiş. Bu hafiflik de hem performansa hem yakıta büyük oranda etki etmiş. Daha önceki kasalarda 24-25 litre civarındayken yakıt hacmi bu motosiklette 21 litreye kadar düşürülmüş. Daha önceki kasalarda 100 kilometrede yakıt gideri 9 litre 10 litreyken bu motosiklette 7'ye kadar düşürülmüş. Tabii bu 7 ortalama karışık veri. Uzun yolda 120-130 kilometre stabil hızlarda ilerlerken onu siz 6'ya kadar da düşürebilirsiniz. Fakat motor öyle bir motor ki kullanırken aman şu yakıtı düşüreyim de az yaksın, biraz fazla yakıt parası harcamayayım dedirtecek bir motor değil. Ki ben yakıtı hesaplayan bir motosikletçi olarak, çok yaktırmamaya çalışan biri olarak bu motoru aldığımdan beri yani yaksın abi boşver, önemli değil ya, ya bu motor yaksın, ben buna benzin istasyonu satın alayım dedirten bir motor. O kadar keyifli ki çünkü sürüşü, yakıtı görmüyorsunuz. Şurada bir hız denemesi yapayım bakayım, müsaade edecek mi? Oha, sport alınca bu kadar mı fark olur abi? Bu kadar mı olur? Uçuyor makine sportta, uçuyor. Bak 180'in üstüne çıkmıyor abi. 181-182 gibi kaldı. Üzerine çıkmıyor, orada bir limitör var. Onun üzerine çıkmıyor. Şu anda tapa gazım yani. Tabii güvenliği de dikkate almış adamlar. Teknik özelliklerine devam edelim. Tabii say say bitiremeyeceğimiz için hani üzerinden geçelim. Eski kasayla arasındaki farklardan bir tanesi de kullanmış olduğu süspansiyon sistemi. Tamamen yenilenmiş, değiştirilmiş bir süspansiyon sistemi var. Özellikle önde kullanmış olduğu bizim BMW ve GS'lerden bildiğimiz telelever sistem, ama o telelever sistemi Pro Arm diye mi, bir garip bir isimle adlandırılıyor. Çift kollu, gidona çift kolla bağlanmış. Oradan teke düşen, tekten de çatal olmayan bir çatala gelen bir süspansiyon sistemi. Çok ilginç. Yani bir çatal yok. Bildiğimiz o hani teleskopik çatal yok. Ters veya düz. Çatal değil orası.
iki tane demir. O demir böyle bileşiyor, yuvarlak bir şeye dönüşüyor. Büyük bir böyle bir süspansiyona dönüşüyor. O süspansiyon içeride şasiye başka bir yay mekanizmasına bağlı. Gidondan da kolay kontrol sağlansın diye iki tane kolla o süspansiyonu kontrol etme, ön tekeri kontrol etme sağlanıyor. Yani hakikaten çok ilginç bir ön süspansiyon sistemi var. Yani yolda giderken böyle kasise girdiğinizde altta bir şeyler oluyor. Hani teker onu şey yapıyor, sönümlüyor ama siz yukarıda ne oluyor ya? Kasisten mi geçtim ya diye böyle bakıyorsunuz. Ya öyle bir sönümlemesi var. Çok başarılı süspansiyon sistemi. Sürüş modlarına göre de değişiyor aslında. Elektronik olarak o kendisi otomatik olarak sertleştiriyor ama siz kendiniz müdahale edemiyorsunuz. Öyle bir kötü yönü var. Eksilere geldiğimde bundan bahsederim. Bak böyle trafik tıkanmış abi. Sen böyle yandan müziğin açık, keyifli keyifli gidiyorsun. Kornası da fena. Bak kornayı göstereyim. Bu kadar ağır bir motora hani çok etkili bir fren olmayacaktır diye tahmin ediyorum ama tam tersi. Tam tersi müthiş bir frenlemesi var ve kombine sistemle çalışıyor. Hiç arka frene dokunmadan sadece ön fren size yetiyor kullanım sırasında veya hiç öne dokunmadan arka fren size yetiyor. Çok eşit, çok dengeli, öne yığılma yapmayan bir frenlemesi var. 10 numara frenleri var. Çok beğendim. Bir kere elektronik gaz kontrolü var ki bu elektronik gaz kontrolü sayesinde 4 tane de sürüş modu var ama hani bu 4 sürüş modu sadece gaz kontrolüyle hareket etmiyor. Şimdi bir tane touring modu var. Bir tane sport mod var, bir tane ekonomi, bir de rain modu var. 4 tane. Bu modlar arasında bir mod var ki sevgili dostlar inanılmaz. Hani az önce de bahsettim sport moda ben inanamadım. Motosikleti testi almadan ve daha önceki Goldwing sahipleriyle görüştüğümde sport mod deyip duruyorlardı. Ya yürüyün gidin kardeşim yani olsa olsa ne olur tamam canım motor güçlü kuvvetli de hani yani ne olacak altımdan mı kaçacak abi yani normal bir motorcu kullanır diyordum. Sport modu açıp da kullanınca bunun ne kadar aslında haklı olduklarını gördüm. Harbi böyle ben hani iyi bir motorcu olmayan için çok tehlikeli bir mod. Böyle gazı açtığınızda böyle fırlıyor motor. Direkt altınızdan kaçıyor. Sen kal ben giderim diyor. Yani müthiş bir sport modu var. İnsanı hakikaten hem korkutuyor hem heyecanlandırıyor hem böyle adrenalin sergilemesini sağlıyor. Çok başarılı. Benim burada en çok dikkatimi çeken şey şu oldu. Yani bu motosikletlerde hoparlör sistemi var biliyorsunuz. Bu otoban motorlarında. Diyordum ki hep ya bu hoparlörü koyuyorlar da kardeşim 140-150 giderken bu hoparlörden ses gelmez diye tahmin ediyordum. Bakın sesini açayım biraz. Kanal değiştireyim. Yani şu duymuş olduğunuz ses direkt benim şu anda kulaklarımda. Sanki interkom kulaklığımın radyosu, müzik çaları açık gibi bir hissiyatı var. Direkt bunu nasıl ayarladılar, nasıl bu pozisyona getirdiler bilmiyorum. Direkt kulağımın içinde yani kulaklık takmışım gibi. Bu sesi çok net duyabiliyorum bu kadar rüzgara rağmen. Bakın hızım 130'larda. Yani buna bayıldım, buna bayıldım. Şimdi tabii biraz da hani üzerindeki donanımlardan bahsedeyim başlık başlık. Standart anahtarsız çalıştırma, smart key sistemi var ki şöyle bir özelliği var anahtarsız çalıştırmanın. Hani Honda Forza'larda arka tap case taktığınızda kontrol edilebilen bir sistem ya. Bunda da öyle. Arkadaki çantalar anahtarsız çalıştırmaya entegre. Depo kapağı, benzin kapağı ona entegre. Yani şuradaki düğmeye bastığınızda, şöyle açayım bir. Böyle düğmeye bastığınızda arka çantayı böyle açabiliyorsunuz anahtara gerek duymadan. Bunun haricinde TFT ekran, 7 inçlik bir TFT ekran var konsolda. Sol tarafta hız kadranı, sağ tarafta devir kadranı var. Tüm veriler dijital olarak yerleştirilmiş ve her veri var. Yani her veri. Ortadaki TFT ekran ise dünyada Apple CarPlay'in kullanıldığı ilk motosiklet özelliğini taşıyor. Tabii bu gösterge panelini kollardan kontrol edebiliyorsunuz. Sol tarafta işte bütün gösterge özelliklerini, işte geri vitesini, bu arada geri vitesi de var ona da geleceğim. Geri vitesini, kornasını, sesli komutunu, elektronik camını kontrol edebildiğiniz gibi sağ taraftan vitesleri, dörtlüler, işte cruise control modları değiştirebiliyorsunuz. Bir de ortada bir konsol var ki bu konsoldan da yine aynı şekilde info verilerini açıp kapama, sesi açıp kapama, sis farı, elci kısıtma, sel ve set özellikleri, ortada böyle bir joystickle onu kontrol etme özellikleri vesaire gibi hakikaten gördüğünüzde bir otomobil dizaynı, otomobil konsolu öyle söyleyeyim.
Öyle bir konsolu var. Bu kadar çok düğme olması ilk başta kafanızı karıştırıyor. Sonra diyorsunuz ki yani abi hani olmuş yani bu fazlalık veya eksiklik yok. Hepsine birer tane tuş atamış. İşte bazı özellikleri ayrı bir tuş atamış. Bazı özellikleri buradan kontrol etmenizi sağlamış falan. Hepsi düşünülmüş. Hepsi. Hepsini düşünerek ve aynı zamanda şöyle güzel bir yanı var. Hani bu kadar çok düğme var ya yolda giderken abi ben buna mı bakacağım? Hani yola mı bakacağım? Buna mı bakacağım? Nasıl kontrol edeceğim falan. Yolda giderken bazı özellikleri kısıtlamış. Oynayamıyorsunuz. Sürüş sırasında. Sürüş sırasında bu mod aktif değildir diye belirtiyor orada. Bunu da çok beğendim. Çok başarılı olarak gördüm. Elektronik olarak şu koldan indirebiliyorsunuz. Sonra tekrar kaldırabiliyorsunuz. Bu bagger olmasına rağmen, kısa bir cam olmasına rağmen yine de rüzgar kesimi çok iyi. Çünkü 74,5 santimlik bir oturuş pozisyonu var. Alçaktasınız, motorun içindesiniz. Dolayısıyla bu küçük cam bile işe yarıyor ki uzun camını düşünemiyorum bile. Yani o büyük ihtimalle tamamen artık rüzgarı kapatıp böyle otomobil içinde seyahat eder gibi seyahat etmenizi sağlıyordur diye tahmin ediyorum. Şimdi say bitmiyor, o yüzden kısaltayım biraz daha, çok fazla detaylarına girmeyeyim. Start stop özelliği var. Hani trafikte durduğunuz, kırmızı ışıkta durduğunuz kendi kendine stop ediyor. Gaza yüklendiğiniz anda tekrar çalışıp devam ediyor. Bu tabii yakıt tüketimi ekonomik amacıyla koyulmuş bir mod. PCX'de bile var biliyorsunuz, Vespa'larda falan var. İsterseniz bu durumdan rahatsız olursanız onu kapatabiliyorsunuz. Devre dışı bırakabiliyorsunuz. Bunun haricinde elci kısıtmalar üzerinde standart olarak geliyor. Koltuk ısıtma yok. Elci kısıtmaları çok başarılı. Harbi ısıtıyor abi. Çok güzel ısıtıyor. Tabii touring bir motosiklet. Dolayısıyla cruise control var üzerinde. Yani hızınızı sabitleyip sabit bir hızda gitmenizi sağlayacak. Arkanıza yaslana yaslana böyle yayla gibi gezmenizi sağlayacak bir cruise control var. Acil fren sinyal sistemi bu motorda da var. Hani CB1000R'da da vardı o. Acil bir panik fren yaptığınızda, birden frene yüklendiğinizde olur ya arkadaki geleni dikkatini çekmek adına dörtler yanmaya başlıyor. Bir de tabii üzerinde yokuş kalkış desteği var. Freni asılı tuttuğunuzda yokuşlu bir alanda, arkayı kilitliyor. Gazı verdiğinizde ileriye doğru hamle yapıp arkaya kaymasını önlüyor. Bunun haricinde tabii bir de geri vites var. Geri vites Goldwing'lerde aslında efsanedir. Abi motorda geri vites mi olur diye. Bu motora koyulması gerekiyor. Niye? 364 kilogram kuru ağırlıktan bahsediyoruz. Yani bir yokuşta kaldınız, şurada kaldınız, geri gitmeniz gerekiyor. Motoru ileri götüremeyeceğiniz bir yerdesiniz. Ne yapmanız lazım? Ali abi, İsmail abi, gel şuna bir yalat abi falan demeniz lazım. O yüzden böyle söylenmesin diye hani üzerinde kullanıcıdan elit kullanıcılar İsmail abiye, Ali abiye seslenmesin diye bir geri vites eklemişler ki Bagger'ın DCT versiyonundaki geri vites şafttan çalışıyormuş. Yani bildiğiniz bizim o dişli sistemi, normal motosikletin çalışan sisteminden çalışıyormuş. Manüellerinde ise, bunların manuel debriyajlı olan modellerinde ise elektrikli bir motor varmış. Yani geri vitesi tabii hani orada bir debriyaj ayırma sistemi var ya, onu otomatik yapamayacağı için ikinci bir elektrikli motor koyarak onunla çalışıyormuş. Fakat diğer o manüellerin geri vitesinin çok başarılı olmadığı, çok güçlü olmadığı söyleniyor. Doğal tabii elektrik motoru besliyor onu. DCT versiyonlarında şaft desteklediği için bayağı güçlü. Yani dik bir yokuşta bile geri götürebileceğiniz kadar kuvvetli bir geri vitesi var. Ne gibi yüreğim çok acıyor. Aşk evrası üzerinde gönül ferman dinlemiyor. Zor geçiyor. Çok acıyor. Üzerimde gönül ferman dinleniyor. Abi yani en neşesiz adamı şu motora bindir. Yeminle söylüyorum, dünyanın en keyifli adamı olarak motordan iner. Tabii şimdi hani başlık olarak saydık, anlattık. Daha neler neler var, neler yani. Atıyorum şurada yakıt kapağını açmak için şu sağ tarafa bir göz yapmışlar. Sağ tarafın içerisindeki küçük düğmeye bastığınızda yakıtı açabiliyorsunuz falan. Yani böyle küçük şeyleri var. Başka ne var abi? Hani aklıma da gelmiyor şimdi. Şimdi tabii say bitmez abi. Say bitmez. Biz bu bölümü bitiremeyiz böyle. O yüzden hani çok da fazla uzatmadan şöyle özetleyeyim. Ben abi çok beğendim motosikleti. Çok beğendim. Param olsa hakikaten almak isterim. Alıp böyle bir motora sahip olmak isterim. Önümüzde yaz, yeni bir sezon, böyle uzun seyahatlerin yapılacağı bir döneme giriyoruz. Bu motorla hani alıp da bir Türkiye turu yapmak isterim, bir Avrupa turu, belki bir Doğu turu yapmak isterim. İnsana bu isteği, bu hissiyatı uyandıran bir motor.
bunun altını çizeyim. Fakat tabii biliyorsunuz ben motorlara özellik mutlaka bulabiliyorum. Tabii eski Goldwing'çiler çok eksi yön söylüyorlar bunu ama bir kullanıcı olarak, normal bir motosiklet kullanıcısı olarak ne gibi eksiklikler gördüm, onlardan da bahsedeyim. Şimdi sayabileceğim en büyük eksisi, kullanım sırasında bana yaşatmış olduğu hissiyatlar açısından değerlendirerek söyleyeyim. Traction Control, Honda Torque Control sisteminin üzerinde olmaması. Normal Goldwing'lerde var diye biliyorum. Bagger modeline koymamışlar. Şimdi bunu neden koymamışlar? Hani bunun bir sebebi olmalı diye düşünüyor insan ama hani bu kadar fazla para veren bir adama hani sadece bu sistemden mahrum bırakmak bana çok saçma geliyor. İhtiyaç var mı? Evet var. Yani sert kullanımda, hani sport moddan bahsettim ya, hani bir viraj dönümde olur ya, gaza aniden yüklendiğinizde arka teker sarıyor bayağı. Bayağı bayağı sarıyor. Hani ben ağır bir motorum demiyor. Bayağı bayağı sarıyor. Orada eğer kontrolünüz sağlam değilse, ki ön süspansiyon burada çok iyi işe yarıyor. Çok iyi toparlamanızı sağlıyor bu ön süspansiyon. Fakat hani hakim değilseniz, hani iyi bir motosikletçi değilseniz, hani böyle güzelim motoru, bu canım motoru yatırabilirsiniz. O yüzden traction kontrolün olmaması, torque kontrol sisteminin olmaması bana göre en büyük eksisi. Sürüş modları çok başarılı. Özellikle ekonomi modu, yağmur modu, touring modu zaten ortalama bir mod. Sport mod, coşan bir mod. Çok başarılı ama ben isterdim ki sportla touring arasında bir mod ayarlayabileyim. Yani ne deli gibi sert, ne de böyle sportla touring değil, sportla ekonomi arasında. Ne de böyle çok yumuşak bir mod olsun, ortasında olsun. Gazı verdiğimde hissettirsin ama aynı zamanda da hani ekonomik de davransın ayarlarını yapmayı isterdim. Süspansiyonu etki etmek isterdim. Hani atıyorum sport modda belki veya ekonomi modunda çok yumuşağı aldı süspansiyonu. Biraz onu sertleştirmek isterdim belki. Modlara müdahale edilemiyor oluşu bana göre büyük bir eksi. Bir user modu gerekiyormuş. Aslında menüsünde öyle çok böyle zor şey bir menü yok. Ya çok basit. 4 tane ana menüsü var. Bu 4 ana menüyü ses kaynağı dedi. Radyo. Araç ayarlarına girdiğinizde bu işte hareket halindeyken devre dışıdır diyor. Oo güzel bak. Hareket halindeyken ona bakmasınlar diye böyle bir şey yapmışlar. Ses ayarı diyor. Ha, basını tizini arttırabiliyorsun. Oo bası daha da yukarı çıkarabiliyorsun. Güzel, 6 kademe. Bir başka eksisi ise bu motosiklet lastik seçiyormuş. Bunu öğrendiğim kadarıyla söylüyorum. Ve hak verdiğim için, yani böyle ağır bir motora tabii her lastiği takamazsınız doğal olarak. Önde 18, arkada 16 inçlik bir lastik teker çapı var ki çok ilginç. Daha önce hiç görmediğim bir ölçü bu. 18'e 16. Ölçüden dolayı değil, ağırlıktan dolayı. Bu ağırlığa ve bu hız mukavemetine karşılayacak lastik sayısı çok az. Bunun üzerinde de Dunlop'larla birlikte gelmiş. Dunlop'un Sport Max marka lastikleri var. Dunlop'lar hani biliyorsunuz sert hamurlu, geç ısınan. Isındığı zaman güzel ama ısınana kadar da insana biraz sıkıntı yaratan bir lastik. Yani motosikletin lastik seçme gibi bir problemi var. Goldwing'ler için özel üretilmiş lastiklerden almak zorundasınız. Böyle bir eksi yönü var. Bunun haricinde de bizi takip eden kullanıcılar için bir eksi yön söyleyeyim. Hani paranız olsa bile, zengin bir adam olsanız bile bu motosiklet şehir içerisinde kullanılacak bir motor değil. Yani evet çok güzel bir motor ama şehir içerisinde ziyan edilecek, şehir içerisinde zorlanılacak bir motor değil. Bu motor bir otoban motoru. Üretilme sebebi de bu. Yani şehirler arası, uluslar arası, kıtalar arası seyahat motosikleti. O yüzden hani alayım da bunu şehir içerisinde işe gidip gelirim, bilmem işte bizim annem gele gidip gelirim falan motoru değil bu motor. Bunun kesinlikle altını çizeyim. Hani bagger, çantacı, çantalı motosiklet ya. Eski bagger'larda bu yan çantaların içerisinde bir kask sığabiliyordu ama bu bagger'larda sığmıyor. Burada o eski Goldwing'çilere biraz hak verdim. Hani motosikleti küçültmüşler, böyle küçücük hale getirmişler falan diye kızıyorlar ya. Abi yani bagger modelinin özelliği bu. Arkada büyük bir çanta yok. İsterseniz takabiliyorsunuz. Birkaç tane motosiklet parasına takabiliyorsunuz o çantayı ama. Yani yan çantalara en azından kask sığabilmeliymiş diye düşündürdü bana. Yan çantalara kask sığmıyor oluşu bana göre bir eksi. Ve en büyük eksisine geleyim. En büyük eksisi motosikletin fiyatı. Mart 2019 itibariyle 210.700 TL. 210.700 TL. 700'ünü belki almazlar diye tahmin ediyoruz.
Gerçi 210 bini veren 700 al bu da benim bahşişim olsun der diye düşünüyorum. DCT'li versiyonu Bagger DCT 210 bin 700 lira. Düz Bagger, debriyajlı Bagger, manuel Bagger 196 bin TL civarında. Diğer Goldwing'ler o çantalı ve full donanımlı olanlar onları söylemeyeyim bile. Çok pahalı bir motosiklet. Hak ediyor mu? Evet, benim param olsa ben yani çok zengin bir adam olsam böyle bir motor alırım. Hak ediyor. Motor hakikaten aldığı ücretin karşılığını veren bir motor ama bizim için bunlar çok uçuk rakamlar. Çok uçuk rakamlar. Yani böyle bir fiyata paranız olsa bile almayı düşünürsünüz. Yani bu fiyata bir motor almak doğru mu diye insan düşünür. O yüzden çok pahalı. Sahibi de burada Bimen abi. Sağ olsun beni kırmadı. Hem motorunu bana teslim verdi hem de gel abi seninle bir konuşalım dedim. Biraz hani ona soracağım böyle şey sorularım olacak. Sağ olsun beni kırmadı. O yüzden Bimen abiyi çağıralım. Bu konu üzerinden yürüyerek biraz da onunla sohbet edelim. Abi buyur. Eski Goldwing'ci gibi geleyim. Evladım nasılsın? Hoş geldin abi nasılsın? Hoş bulduk. Şuraya abi. Alalım abi. Ben şimdi şöyle geçeyim. Evet. Ha, şöyle de oturayım. Bir dakika abi. Şimdi abi dememize de kızıyorsun. Evet. Yaşın çünkü 40'ın üstünde ama. Değil. Gönlün genç. Yalan söylüyor. Gönlün genç. Şimdi abi ben şunu çok merak ediyorum. Yani bir motosikletçi Goldwing'i neden Goldwing'i tercih eder? Bunu kullandığımda hissettim ama en azından senin ağzından da takipçilerimiz duysun. Neden Goldwing'i tercih ettin? Şimdi ben aslında Africa Twin ve XADV kullanıyordum. Benim asıl hayalim de çocukluğumdan beri bir Goldwing'di. Ama Goldwing'in yani hayalimdeki Goldwing'le var olan Goldwing'i pek bir türlü tutturamıyordum. Çünkü iri, büyük, çok iri, koca. Çok büyük, çok hantal. Kullanıcı kitlesi daha çok prostata yakın işte belli bir süre sonra artık öyle demeyelim de kızmasınlar bize ya. Kızmayın ama, da ama öyle bir gerçek var. Öyle yani böyle yaşlı 50 yaşın üstünde tipler falan. Maalesef yani 83 yaşında bile bir kullanan var. Tabii ki daha da kullansınlar da yani daha çok yaşlı kitleye hitap ediyordu. 2018 tarihinde Honda bunu tamamen yıktı. Sen de zaten anlatmışsındır. İnanılmaz bir motor yarattı. Evet, aynen. Ben de artık vakti geldi herhalde dedim. Bir de hanım çok vıdı vıdı ediyordu. Afrika Twin'in arkası çok rahatsız da. Aldık. Şimdi sen bir akademisyensin. Eski bir akademisyen. Evet doğru. Tarihçi. Evet. Aynı zamanda işletmecisin. Ve İşletmeci değil girişimciyim aslında. Öyle diyelim. Aynı zamanda da YouTuber'sın. Bir kanalın var. Evet. Nekibuki TV diye. Nekibuki. Böyle geyik çevirdiğim bir kanalın var. Evet çok aslında iyi. Aslında meslektaşız yani o açıdan. Evet evet. Aslında meslektaşız ama siz galiba kanaldan bayağı para kazanıyorsunuz Goldwing'e bindiğine göre. Tabii canım. İlk videoyu koyduk Goldwing'i aldık yani. Değil mi? Peki abi şimdi bu Goldwing'i almak için bizim Türkiye şartlarında bu bir gerçek. Zengin olmak gerekiyor abiciğim. Zengin olmak gerekiyor. Şimdi sen zengin misin? Bunu sorayım ben sana. Şimdi zenginlik kavramının ne olduğunu bir daha düşünmek lazım. Çünkü 5000 lira kazanan bir adam 5001 lira kazanandan fakirdir. Evet. Zenginlik doğru. Hayatımızı ne kadar doğru. Zengin yapmakla doğru. İlgili bir şey. Aynen. Ben belki bu motoru almak için birçok şeyimden fedakarlık evet. Ettim. Evet. Yani her bu motoru alan çok deli gibi ben. Zengin babadan atadan kalma. Bir de bizim memleketin huyu şudur yani bunu da bilmek lazım. Selçuk kimse kimseyi kandırmasın. Adam 10 liralık saati takar 100 liralık saat gibi davranır. Evet, evet. O yüzden memleketimizde çok zengin var aslında. Doğru söylüyorsun. Ben şunu söylerim. Yani bu tarz motosikletleri satın alan bu kadar parayı veren adamlar benim gözümde harbi harbi motosiklet sevdalısıdır derim. Çünkü hani akıl işi değil yani 200 bin liraya bir motora vermek hani motosiklet sevdası olmadan yapılacak bir şey değil. O yüzden benim gözümde aslında bunlar zengin çocukları, zengin veletleri demiyorum. Ben adamlar abi harbi harbi motosiklet sevdalısı 200 bin lirayı bu motora vermiş diyorum. Evet. O yüzden tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Peki birazcık da hani motorun özelliklerinden bahsedelim. Ben anlattım bütün detayları anlatmaya çalıştım ama. Anlattın ben ne anlatacağım? Şu soruyu sorayım. Ben şimdi yaklaşık bir 150-200 kilometre yaptım bununla. Güzel. Virajlarda bana şu hissiyatı yaşattı. Bu motor acayip bir viraj makinesi. Deli viraj makinesi. Evet. Yani çantayı sürtebilirsin virajda. O güzel, aynen. O kadar güzel yatıyor. Ama bizim kullandığımız diğer motorlara göre farklı bir yatışı var. Biraz daha böyle güç uygulayarak dizlerle de kavranmıyor aslında. Dizlerden doğru. De çok güç verilmiyor. Gidondan daha fazla güç vererek yatırma ihtiyacı duyuyor. Bu doğru mu? Ben mi öyle algıladım? Sende de öyle mi? Aslında öyle değil. Daha çok kayak, yani eğer kayak yapan bir insansan, kayağı biliyorsan, kayaktaki gibi böyle birazcık bacaklara sağa sola bastırarak döndürüyorsun. Tam kayak dedin ya abi. Ben aslında evet. Bu motosiklette şunu hissettim. Nike'ın hissiyatını. Ben evet. Daha önce iki tekerli bir motosiklet Nike'ın test etmiştim. Dedim ki üzerine bindiğimde abi aynı Nike'ın gibi kontrolü. Yani kolay,
Fakat farklı. Normal motorlardan farklı bir hissiyatı var. Doğru mu? Doğru. Yani Nike'ın da kayakçılardan yola çıkarak yapmış bir motor aynen. ya. Aynen. Aynı mantıkla hareket ediyor. Zaten yani bunu normal dizlerimizle kavrayıp çünkü diğer motorlarda dizlerle hareket ettiriyoruz. Yani evet. Bacakla motoru. Güç veriyoruz. Evet. Bunda öyle değil. Peki şeyi sorayım. Şimdi bu motorun sahibisin, kullanıyorsun falan da beğenmediğin bir yönü mutlaka vardır. Ben beğenmediklerimi anlattım biraz. Beğenmediğin bir yönü var mı? Şu da olsaymış, şunu yanlış yapmışlar dediğin bir yönü var mı? Yok deme abi, sakın yok deme. Vardır, muhakkak vardır yani. Bulamıyorum. Harbi harbi yok mu? Yok abi. Ya her şeyiyle tam diyorsun. Bu tam, yani. Bu parayı hak eden bir motor. Bitti. Vallahi söyleyecek zaten başka bir söz bulamıyorum. Ki katılıyorum sana. Yani harbi harbi böyle yani sırf, eksik bulunamayacak bir motor yani. Yani eksik bulmak için bulmaya kalkarsak her şey var. Mesela biri de kalkıp şey diyebilir. Abi bunun üstü kapanmıyor ya. Ha, evet, 200 evet. bin lira veriyorum yağmuru yiyorum. Yağmuru bununla falan yani, denilebilir. Doğru. Air conditioner'ı nerede falan diyen doğru, bile doğru, çıkar. Doğru. Doğru. Ben de bayağı zenginmişsin yani bu arada. Multistradan var yani. Yani Multi'ye bindim. Ben böyle... ilk duyduğum zaman vay dedim hangi manyak bu fiyatı verir? Aynı şeylerle gel. Aynen. Abi ben kendimi zengin görüyorum zaten. Yani bir Multistrada kullanan, Ducati kullanan birisi olarak birçok motorcudan zenginim. Zenginlik zaten hani sen de bahsettin ya. Ben kendimi zengin olarak görüyorum. Ha senden daha az param olabilir ama. Estağfurullah. Bindiğim motora baktığımı zengin olarak görüyorum. Bu motora baktığımda ben fakirmişim diyorum. Yok zenginlik parayla kıstaslı bir şey evet, değil. Aynen. Az çalışıp sevdiğin işleri yapıyorsan zenginsin. Aynen öyle. Bugün aynen Türkiye'de öyle. Emin olun arkadaşlar birçoğunuz çok zengin. Çünkü çalışmıyoruz abi. Bitti. Evet doğru çok doğru. Teşekkür ederim. Sağ ol abici. Kendine çok iyi bak. Bir kapatayım programı. Şöyle buyur, kapatayım. Ben de durayım mı burada? Dur yanımda dur abi. Durayım. Şöyle kapatayım. Bizi izleyen takipçilerimize yeni sezon geliyor. Çok güzel bir yaz sezonuna giriyoruz. Allah böyle bir motosiklet nasip etsin diyeyim. Hani takip edenlere, beğenenlere, abone olanlara. Ne ki Buki TV'ye de bir bakın. Bize abinin bakın yani. Geyiğini bir inceleyin nasıl geyik yapıyorlar diye. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.